Merhaba arkadaşlar. Bugün vektörlerin toplanması konusuna devam edeceğiz. Birçok fizik problemlerinde, karşılaşacağınız birçok problemde vektörleri farklı şekillerde, farklı açılarda, farklı doğrultularda toplayacağız. Bu toplama işlemi sonucunda bulduğumuz vektöre de bir isim veriyoruz. O vektörün adı da bileşke vektör olacak. Vektörleri toplarken kullandığımız bir iki basit yöntem var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. İlk yöntemlerden bir tanesi uç uca ekleme yöntemi. Ve bu üç uca ekleyerek vektörleri toplayıp bileşke vektörü ya da bu iki vektörün toplamını bulmuş olacağız. Burada uç uca ekleme yöntemini iki başlık altında, üç başlık altında inceleyeceğim. Bunlardan bir tanesi vektörler aynı yönde ise yani nasıl bir toplama yapacağız? Diğeri eğer vektörler zıt yönde ise toplama nasıl olacak? Bir de vektörler farklı açılarla bir açı yaparsa birbirine göre bu durumda toplama nasıl olacak ve bileşke vektör nasıl hesaplanacak? Bunu göstereceğiz sırayla. Birincisi eğer vektörler aynı yönde ise. Mesela şu anda gördüğünüz gibi bu kızağı iki tane kuvvet çekiyor. F1 kuvveti ve F2 kuvveti. İki kuvvet de aynı yönde. Dolayısıyla vektörlerini F1 kuvvetinin ve F2 kuvvetinin vektörlerini aynı yönde çizdik. Ama bu iki vektörün büyüklükleri farklı. Yani F1 kuvveti 10 Newton, 100 Newton'luk bir kuvvetken F2 kuvveti ise 200 Newton'luk bir kuvvet. Uç uca ekleme yöntemine göre bu vektörleri şu şekilde ekleyeceğiz. Vektörlerden bir tanesini önce seçeceğiz ve yerleştireceğiz. Sonra diğer vektörü bu vektörün ucuna ekleyeceğiz. Hatırlayın bir vektörün bir başlangıç noktası bir de ucu vardı. Öncelikle vektörlerin bileşkesinin bulunmasının yani bileşke vektörü R ile ifade edeceğiz. Bir toplama işlemi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani biz F1 ve F2 vektörünü toplayarak R vektörü, bir R vektörü elde edeceğiz. Bu işleme toplama işlemi diyeceğiz ve elde ettiğimiz vektöre de bileşke vektör diyeceğiz. Yani bu aslında bir toplama işlemi. Ama tabii kullanacağımız yöntem aritmetik olmayacak burada. Geometrik bir yöntem kullanacağız. Önce F1 vektörünü yerleştireceğim. Bir vektör matematiksel işlem yaparken yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden istediğimiz noktaya taşınabilir. Yani bu vektörleri toplarken bunu yapabiliriz. Önce F1 vektörünü yerleştiriyorum. Sonra F2 vektörünü F1 vektörünün ucuna ekleyeceğim. Yani F2 vektörünün başlangıç noktası F1 vektörünün bitiş noktası olacak. Burası F1 vektörünün ucu. F2 vektörü bu noktadan başlayacak. Evet, yerleştireceğim F2 vektörünü F1 vektörünün ucuna. İşte buna biz uç uca ekleme yöntemi diyoruz. Sonra bileşke vektör bu iki vektörün net uzunluğu olacak. Yani F1 vektörünün başlangıç noktasından F2 vektörünün bitiş noktasını çizeceğim benim doğrusal yönsel çizgi, yön içeren çizgi. İşte bu bizim bileşke vektörümüzün uzunluğu olacak ya da bileşke vektörümüz olacak. Yani bu mavi çizgi, mavi vektör F1 ve F2 vektörlerin toplamının yani bileşkesini ifade edecek. Bileşke vektör F1 artı F2 ile hesaplanabileceği gibi F2 artı F1 ile de hesaplanabilir. Yani ben ikinci vektörün ucuna birinci vektörü de ekleyebilirim. O da mümkün burada. Nasıl ki sayıların toplamında ben mesela şunu yapabiliyorsak 3 artı 2 ile 2 artı 3'ün toplamı birbirine eşitse aynı şekilde F1 artı F2 ile F2 artı F1'in toplamı da birbirine eşit. Dolayısıyla ben ikinci yöntemi de tercih edebilirim. Yani önce F2 vektörünü yerleştirebilirim. Gördüğünüz gibi. Sonra F1 vektörünü F2'nin ucuna eklerim bu sefer. Yani ilk vektörüm burada F2 vektörü oldu. F2 vektörünün bitiş noktasını ucuna F1 vektörünü ekleyeceğim bu sefer. Sonuçta bulacağım bileşke vektörü yine aynısı olacak. Bileşke vektörler farklı olmayacaklar. Bazen bu yöntemi tercih edebilirsiniz. İsterseniz bunu tercih edersiniz. Sonuç aynı olur. İkisinde de dikkat ederseniz bileşke vektörlerin hem uzunlukları hem yönleri aynı oldu. O zaman uzunluklarını hesaplayalım sırayla. Burada yapmam gereken şey direkt uzunlukları eklemek. Yani F1 vektörün uzunluğu 100 Newton, F2 vektörün uzunluğu 200 Newtonsa bileşke vektörün uzunluğu bu ikisinin toplamı olmalı. Dolayısıyla 300 Newton olacak. Diğer tarafta da farklı olmayacak. F2 vektörünün uzunluğu 200 Newtonken, F1 vektörün uzunluğu 100 Newtonken bileşke vektör burada 200 artı 100 bu da 300 Newtonluk bir bileşke vektörü buradan çıkarmış olacağız.
Demek ki vektörler aynı yöndeyken toplamak işlemi çok zor olmayacak. Vektörleri sadece bir vektöre diğerinin ucuna ekleyeceğim ve toplam uzunluk yani ilk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizeceğim. Yönlü çizgi bana bileşke vektörü verecek ve uzunluk hesabında bu iki vektörün uzunluklarını hesap toplayarak bileşke vektörün uzunluğunu ya da büyüklüğünü bulmuş olacağım. Bu eğer vektörler aynı yöndeyse uygulayacağım bir durumdu. Peki vektörler zıt yöndeyse nasıl bir işlem uygulayacağım? Mesela diyelim ki yine burada bir kızak var. Bu kez iki tane vektör zıt yönde uygulanmış. F1 vektörü sağa doğru kızağı çekerken F2 vektörü sola doğru çekiyor. Bu durumda bileşke vektörü hesaplayalım. Evet. Yani bileşke vektörü yine değişmiyor. F2 artı F1 ya da F1 artı F2 bileşke vektör her zaman toplam demek. Zıt yönde olsa bile vektörleriniz bileşke vektörün anlamı bu iki vektörün toplamı demektir. Kuralım ne olacaktı? Mesela burada F2'yi direkt olarak F2'yi önce yerleştireceğim. F2 sola doğru. 200 Newton F1'i bunun ucuna yerleştireceğim. Yani F2 vektörünün ucundan, ucu ki şurası. Bu noktaya ben F1 vektörünü yerleştireceğim yönünü ve doğrultusunun yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden F1 vektörünün başlangıcı oraya gelecek. Dolayısıyla F1 vektörü de sağa doğru F2 vektörünün ucuna eklenmiş durumda. Sonra ne olacak peki? Birinci vektör, ilk vektörümüz bizim yerleştirdiğimiz vektör F2 idi. Son yerleştirdiğim vektör F1'di. İlk vektörümüzün başlangıcından ikinci vektörümüzün bitişine çizeceğim yönlü çizgi bana bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü verecek. İşte burada büyüklük hesabı biraz farklı oluyor. Çünkü normal çizgi uzunluğu gibi düşünün. F2'nin uzunluğundan F1'in uzunluğunu çıkarırsam ben bileşke vektörün uzunluğunu bulurum. Biraz önceki aynı yöndeyken böyle olmamıştı ama zıt yöndeyken bu şekilde bir hesaplama yapacağım. Yani bileşke vektörü F2 artı F1 ile hesaplayabildiğim gibi F1 artı F2 ile de hesaplayabilirim. F1 artı F2. Yani önce F1'i yerleştir. Yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden F1'i yerleştir. Sonra F1'in ucuna F2 vektörünü yerleştir. F1'in ucuna F2 vektörünü yerleştir. Yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden gördüğünüz gibi yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden F1'in ucuna F2 vektörünü yerleştirdim. Sonra ilk vektörümün başlangıcından son vektörümün bitişine çizeceğim bu yönlü çizgi bana bileşke kuvveti verecek. Dikkat ederseniz ikisi de birbirine eşit oldular. İstersem F1 artı F2 yaparım, istersem F2 artı F1 yaparım. Sonuç aynı olacak. Şimdi büyüklük hesabına geçelim. Büyüklük hesabı normal çizgi uzunluğu gibi düşüneceksiniz. F2'nin uzunluğu 200 Newton'sa, F1'in uzunluğu 100 Newton'sa ve bileşke vektörü nasıl bulursunuz? Bu mavi çizginin uzunluğu nasıl bulursunuz? 200'den 100'ü çıkararak bulursunuz. Dolayısıyla bileşke vektörün uzunluğu burada 200 eksi 100 yani 100 Newton olur. Hocam burada eksi çıkarma işlemi yaptık. Oysa bileşke vektör toplama işlemiydi. Evet, vektörün toplama işlemiydi o ama büyüklüğün vektörün toplanması, büyüklüklerin toplanması anlamına gelmez. Her zaman bunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet, diğer tarafta yapalım bu işlemi. Yine 200 Newton F2 vektörümüz, F1 vektörümüzün uzunluğu 100 Newton. Ben R'yi bulacağım. Nasıl bulacağım? Yine aynı şekilde 200 Newton uzunluğundan 100 Newton uzunluğunu çıkarırsam mavi vektörün uzunluğunu yani R vektörün uzunluğunu 100 Newton olarak bulmuş olurum. Evet, vektörlerin zıt yönde olması da bu şekilde yapılmış olacak. Vektörlerin toplanması ki topladık burada. Dikkat ederseniz artı işaretleri var bu vektörlerin toplanması. Vektörleri toplayabildiğimiz gibi çıkarabiliyoruz da. Ayrıca vektörlerin bir de çıkarma işlemi yapacağız şimdi. Şimdi o kısma bir geçelim. Peki vektörleri çıkarmak zorunda kalacaksak eğer toplamak yerine nasıl bir işlem uygulayacağım? İki vektörün farkı alınırken yani çıkartılırken toplama işleminin özellikleri kullanılabilir diyor. O ne demek? Mesela 3'ten 2'yi çıkaracağım ben. 3'ten 2'yi çıkarırsam herkes bilir ki bu 1'e eşittir. Ben bunu çıkarma işlemini bir toplama işlemi operasyonu şeklinde ya da toplama işlemi şeklinde yazabilirim. Bu da şöyle olacak. 3 artı ve toplama bakın eksi 2 eşittir. Yine 1'dir. İşte bu çıkarma işlemini de böyle yapacağız. Yani aslında çıkarma işlemini bir şekilde toplama işlemiymiş gibi
uygulayacağız burada. İki vektörün farkı ne demek? F1 eksi F2 demek. Demek ki ben bu F1 eksi F2'yi ne yazacağım? F1 artı eksi F2 şeklinde yazarsam bu çıkarma işlemini toplama işleminin kurallarını uygulayarak gerçekleştirebilirim. Yani burada dikkat ederseniz F2 vektörünün tersini alarak F1 vektörüyle bu F2 vektörünün tersini toplarsam aslında çıkarma işlemini gerçekleştirmiş olurum. O zaman hemen bir uygulama yapalım. Burada bizim vektörlerimizden iki tane vektör var. F1 vektörü ve F2 vektörü. İki vektörümüz de sağa doğru burada. Sağa doğru olan bu vektörleri arasında bir çıkarma işlemi yapalım. Kuralımıza göre neydi? F1 vektörü ben eğer F2'yi çıkaracaksam F2'nin tersini alacaktım. F2 sağa doğruysa F2'nin tersi nereye doğru olmalı? Sola doğru olmalı. Bu da eksi F2 vektörüdür. O zaman ne yapacağım ben? Kural eğer istediğim şey şuysa F1 eksi F2'yi bulmam isteniyorsa benden F1 eksi F2'yi ne yapmalıyım? F1'i olduğu gibi bırakmalıyım. Evet. Ama F2 vektörünün tersini öncelikle hesaplamam, göstermem gerekiyor. Evet, F2 vektörünün tersi bu vektör. O zaman ne yapacağım? Önce F1 vektörünü çiz. Hiçbir şey değiştirmeden buraya çizdim F1 vektörünü. Sonra eksi F2 vektörünü F1'in ucuna ekle. Eksi F2 vektörünü F1'in ucuna ekle. Bileşke vektör ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitişine doğru olacak. Yani şu mavi çizgiyle çizmiş olduğum vektör burada bileşke vektör olacak. Peki büyüklük hesabını nasıl yapabilirim? Aynı şekilde büyük toplamada nasıl yapıyorsam burada da öyle yapacağım. Birisi eksi F2 vektörünün uzunluğu 200 Newton. F1 vektörünün uzunluğu 100 Newton. O zaman ben ne yapmalıyım? Bu 200'den şu 200 Newton uzunluğundaki eksi F2 vektöründen 100 Newton uzunluğundaki çizgi bir uzunluğu gibi düşünün. Vektörü çıkarmalıyım ki büyüklük olarak R'nin büyüklüğünü bulabilirim. O da ne yapar? 100 Newton uzunluğunda bir vektör olur burada. Dolayısıyla çıkarma işlemi aslında toplama işleminin özellikleri uygulanarak çok rahatlıkla yapılabiliyor. Bunu aynı yönde ya da zıt yönde fark etmez vektörler için uygulamamız mümkün. Peki eğer vektörlerimiz açı yaparsa ne olacak? Yani iki vektör birbiriyle aynı doğrultuda olmaz ise nasıl bir şey uygulayacağım? Mesela burada olduğu gibi bir alışveriş arabası var. Gördüğünüz gibi içerisinde değişik çeşitte sebze ve meyveler olan bir alışveriş arabasını farklı doğrultularda, farklı yönlerde iki kuvvetli çekiyorum. F1 kuvveti ve F2 kuvvetiyle ve bu iki kuvvet arasında bir açı var. Bu açı da 60 derece. Alışveriş arabası F1 yönünde mi yoksa F2 yönünde mi hareket eder diye bir soru sorsam size cevap ne F1 yönü olacak ne de F2 yönü olacak. Çünkü F1 arabası bu alışveriş arabası F1 ile F2'nin vektörlerinin toplamı yani bileşke vektör yönünde hareket edecek. O zaman benim arabanın hareket yönünü bulmam için öncelikle bileşke vektörün hangi yönde olduğunu hesaplamam ya da bulmam gerekiyor. Kullanacağım yöntem aslında çok farklı değil. Yine uça ekleme yöntemini kullanacağım. Biliyoruz ki biz vektörlerin bileşkesinin toplanması ne demekti? F1 artı F2 ya da F2 artı F1 fark etmez. F1 vektörünü bu ne demek? Önce F1 vektörünü yerleştir. Sonra F1 vektörünün ucuna F2'yi ekle. Evet, kuralım şu olacak. F1 vektörünü yerleştir ki yerleştirilmiş buraya dikkat ederseniz bu burada F1 vektörü olduğu gibi duruyor. F1 vektörünün ucuna F2 vektörünü yerleştir. F2 vektörünü oraya taşı. Demek ki F2'nin başlangıcı şu nokta olacak. F2 buradan başlayacak. Ama yönünü değiştirmeden, büyüklüğünü değiştirmeden F2 vektörünü çizeceğim. Çizelim o zaman. F2 vektörü de bu olacak. Sonra kuralımız neydi? İlk vektörümüz, birinci vektörümüzün, ilk vektörümüzün başlangıç noktasından İkinci ya da sonuncu vektörümüzün bitiş noktasına çizeceğimiz yönlü çizgi bizim bileşke vektörümüzü verecek. Demek ki araba, bu alışveriş arabası ne F1 yönünde ne F2 yönünde mavi çizgiyle ifade etmiş olduğum bileşke vektör R yönünde hareket edecek. Bunu F1 artı F2 ile bulabileceğim gibi F2 artı F1 ile de bulabilirim.
Bu da mümkün. Önce F2'yi yerleştir. Evet, birinci vektörünüz bu sefer, ilk vektörünüz bu sefer F2 olsun. Evet, buraya dikkat edersiniz. İlk vektör yerine F2 yazmışım. Sonra ona neyi ekleyeceğim? İkinci vektör olarak F1'i ekleyeceğim. Yani F2'nin ucuna F1'i hiç yönünü ve doğru büyüklüğünü değiştirmeden yerleştireceğim. Yerleştirdim. İşte bir ilk vektörünün başlangıç noktasından ikinci vektörünüzün ya da sonuncu vektörünüzün bitiş noktasını çizeceğiniz yönlü çizgi işte sizin bileşke vektörünüzün yönünü ve büyüklüğünü verecek size. Dikkat ederseniz iki işlemde de ben aynı sonucu buldum. Bu mavi çizgiyle ifade ettiğim vektör bileşke vektörün yönünü gösteriyor. İşte bu alışveriş arabası bu bileşke vektör yönünde hareket edecek. Bunun bir de büyüklüğünü hesaplayacağız ama büyüklüğünü hesaplamadan önce birkaç tane bu konuyla ilgili bir iki tane örnek yapalım. Vektörlerin toplanmasıyla alakalı. Evet, bu sorulardan bir tanesi. MIP kitabındaki sorulardan bir tanesi bu. Ünite sonundaki sorulardan. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörlerinin yönleri ve doğrultuları şekildeki gibidir demiş. Orada yönler verilmiş. Buna göre verilen eşiklerden hangisi doğrudur diyor bize. Birinci. N ile P'yi toplarsam K'yı elde ederim demiş. Bakalım öyle mi olacak? N ilk vektörüm. P ikinci vektörüm. İlk vektörü çiz. Evet, hiç değiştirmeden buraya çizmişim. Bu ilk vektör, farklı bir renkle çizelim bunu. Hadi buna mavi renk verelim. N vektörümüzün olduğu gibi çizdik. N vektörünün ucuna P vektörünü ekle. P vektörü zaten eklenmiş durumda. Evet, buradan P vektörünü N vektörünün ucuna eklersem ilk vektörümün başlangıç noktasından ikinci vektörümün bitiş noktasına çizeceğim yönlü çizgi şu çizgi işte bana neyi verecek? P ile N'nin toplamını verecek. Yani P vektörü artı N vektörü. Peki o K'ya mı eşit? Hayır. K vektörü tam ters yönde. Demek ki bunun doğru cevabı eksi K olmalı. Yani ben N ile P'yi toplarsam eksi K vektörünü elde ederim. Dolayısıyla bu doğru değil. İkinciye bakalım. L artı M vektörü acaba neye mi eşit? L artı M vektörü acaba neye mi eşit? Ona bakacağız. Şimdi hemen yerleştirelim bunu. Dediğim gibi L artı M diye yazabilirsiniz ya da bunu M artı L diye yazabilirsiniz. Mümkün aynı şekilde M artı L ya da L artı M. M artı L işinizi daha da kolaylaştırır. Bu ne demek? M vektörünü önce çiz. Şimdi bu kısmı siliyorum. İlk yaptığım birinci kısmın böyle bir sileyim daha net olsun görüntü. Önce M vektörünü yerleştir. Yerleştirilmiş durumda. Burada zaten M vektörü. Sonra diyor L vektörünü M'nin ucuna ekle. Evet, L vektörünü M'nin ucuna ekle. İşte şu L vektörü olacak. Peki bileşke vektörü neresi olur? Bileşke vektör ilk vektörüm olan M vektörünün başlangıcından son vektörüm olan L'nin bitişine çizeceğim yönlü çizgi M artı L vektörünü verir. Peki bu vektör N vektörüne mi eşit değil? Tabii ki N vektörü burada. Bu iki vektör birbirine eşit değiller. Büyüklükleri eşit olsa bile vektörler eşit değiller. Çünkü iki vektörün eşit olması için hem büyüklüğünün hem de yönünün aynı olması gerekir. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. O zaman üçüncüye bakalım. Üçüncüye bakalım. Üçüncü kısımda ise N ve P ve K vektörlerinin toplamı sıfır yapar diyor. N, P ve K. N, P ve K. Bekle ya. Hadi bekleyelim bakalım. N vektöründen başlıyorum. İlk vektörüm neymiş? Olduğu gibi bunu ekleyelim buraya. Yine rengimizi mavi yapalım. N vektörü görüldüğü gibi burada çizilmiş. N'nin ucuna P'yi ekle. Zaten eklenmiş durumda. Harika. Sonra bir de K'yı ekle. O da eklenmiş durumda. Evet, aynı yere geldim. Dikkat ettiniz mi burası? Dolayısıyla burada yönlü bir çizgi yok. Doğru. Bu iki vektör, üç vektörün toplamı sıfıra eşit. Bu doğruymuş. Doğru olacak üçüncüsü. Zaten 3 vektörü toplar ve aynı başladığınız yere geri gelirseniz vektörlerin toplamı sıfır anlamına gelir ya da 3 ya da kaç vektör olursa. Dördüncüye bakalım. K, L ve vektörü eksi M vektörü eşittir eksi P demiş. Hadi buna bakalım. Burada bir de eksi var. Çıkarma işleminden de bahsetmişim soru. Önce K ve L'yi toplayacağız. Evet, K burada verilmiş. K vektörü bu vektör. L vektörü ise bunun ucuna eklendi. Eklenmiş durumda.
Ve eksi m'yi ekleyeceğim buraya. Eksi m. Peki eksi m ne demek? M'nin tersi m bu yönde ise eksi m bunun tersi yönünde olacak. Şu şekilde bir vektör koyarsam bu da eksi m vektörü olur. Sonra ne yapmalıyım? Birinci vektörün, ilk vektörün başlangıcından onu farklı bir kalemle göstereyim. İlk vektörüm k'nın başlangıcından eksi m'nin bitişine çizeceğim. Yönlü çizgi bana k vektörü artı l vektörü eksi m vektörünü verir. O da p'nin tersidir. Dikkat ederseniz p sola doğru, eksi benim bulduğum cevap ise sağa doğru. O zaman bu doğru cevap olacak. Eksi m vektörü, eksi p vektörü doğru cevap. Bu da doğru. Ve son olarak m ile n'nin toplamı eksi l'yi verir demiş bize. M ile n'nin toplamı. Onları da toplayalım. M ile n ya da n ile m. Bu hangisi işinize geliyorsa onu kullanın. Çünkü matematiksel olarak cevaplar aynı çıkacak. Bakalım böyle mi? N yerleştirilmiş zaten. Dikkat ederseniz burada. N'yi hemen gösterelim. Bu n. Buna m'yi ekleyeceğim dedim. Eklenmiş durumda. M de eklenmiş durumda. Ve eksi l mi? Hayır, eksi l değil. Birincinin başlangıcından ikinci sonucunun bitişine çizdiğim şey l vektörü. Bunun cevabı artı l olmalı. Ama burada eksi l verilmiş. Bu da yanlış olacak. Evet, birinci sorumuz buydu. Şimdi bir soru daha yapalım bununla ilgili. Eşit kare bölmelere ayrılmış KLM vektörleri şekil 1'deki gibidir. Buna göre diyor k vektörü eksi l bölü 2 artı 2m vektörü şekil 2'lerden hangisidir demiş. Burada vektörlerden hangisi bu vektörün, bu işlemin sonucundaki vektördür demiş. Bakalım burada k'yı olduğu gibi kullanacağım. K ile ilgili hiçbir değişiklik yapmayacağım ama l ile ilgili yapmam gereken bir değişiklik var. Bir eksi yönünü değiştireceğim. Sonra ikiye böleceğim. Yani yönü değiştirilecek ve hem ikiye bölünecek, büyüklüğü de yarıya düşecek. Dolayısıyla yönü değiştirildiği zaman yukarıya doğru bir vektör olur. Bir de ikiye bölersem 4 birimlik bir vektör 2 birimlik ilk vektöre düşecek. Dolayısıyla bu vektör benim ekleyeceğim ve kullanacağım vektör. Yani eksi l bölü 2 vektörü şöyle bir vektör olacak. Önce bunu tespit edeyim. Bu vektörü kullanacağım. Bir de 2m vektöründen bahsediyor. 2m vektörü üstte ne demektir? M vektörünün iki kat uzunluğunda bir vektör olacak. O da şu olacak. 2m vektörü de bu vektör olacak. Şimdi ben bunları toplayacağım. Çünkü biliyorsunuz her çıkarma işlemi aynı zamanda bir toplama işlemidir. Yani k vektörüne ben eksi l bölü 2 vektörünü ekleyeceğim. Sonra da 2m vektörünü ekleyeceğim. Sırayla bunları ekleyelim. K vektörü olduğu gibi çizilecek. K vektörünü şöyle çizeyim. Buradan evet bir aynen hiç yönünü olsun değiştirmeden çizdim. Bu benim K vektörüm. Sonra bunun ucuna eksi l bölü 2 vektörünü ekleyeceğim. Eksi l bölü 2 vektörü dikkat ederseniz yukarıya doğru 2 birim uzunluğundaydı. Bu da eksi l bölü 2 vektörü. Sonra ise buna 2m vektörünü ekleyeyim. 2m vektörü de sola doğru 2 birim uzunluğundaydı. Sola doğru 2 birim uzunluğunda 2m vektörünü de eklemiş oldum. Evet, bileşke ne olacak? Birinci vektörün başlangıcından, ilk vektörümüzün başlangıç noktasından, son vektörümüzün bitiş noktasına çizeceğim yönlü çizgi benim bu vektörlerin toplamını verecek. Yani R vektörünü, iki seçeneği, iki nolu vektör, o sağdaki tamamen benim çizdiğim vektörün aynısı. Doğru cevap burada 2 olacak. Ve son bir sorumuz. Bir kenarın uzunluğu 4 santimetre olan küpün ayrıtları üzerindeki KLM vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörün bileşkesinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bu 3 boyutlu vektörlerin eklenmesiyle ilgili her bir vektörün uzunluğu burada verilmiş bize. 2, pardon 4 santimetre verilmiş. Bu da 4 santimetre. L de 4 santimetre. K'da 4 santimetre. Biz bunların bileşkesini bulmak istiyorsak eğer yapmamız gereken şey bunun equation'ı hatırlarsanız denklemi size vermiştim ben, o da şuydu. K'nın uzunluğunun karesi artı L'nin uzunluğunun karesi artı M'nin uzunluğunun karesi. Bu işlemi gerçekleştirdiğimde bileşke vektörünün uzunluğunu bulmuş olacağım. Yani 4'ün karesi artı 4'ün karesi artı 4'ün karesi. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde 3 tane 4'ün karesi var burada. Yani bu şu demek olur. 4'ün karesi çarpı 3. Sonra kare köklerini bunların teker teker alırsam 4'ü
karekök 4'ün karesinin karekökü ve 3'ün karekökünü çarpacağım. Bu da sonuçta 4'ün karesi kareyle karekök giderse 2'ye burası 4 olur. 4 kök 3 santimetre olur. Bizim bileşik vektörümüzün uzunluğu.